Değerli Esport izleyenleri 3 saniyeye hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki bölüm konuğumuz POTA'nın perilerinden biri olan A Milli Kadın Basketbol takımına gönül vermiş BOTAŞ'ın yeni oyuncusu Bahar Çağlar. Bahar hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Yani seni daha uzun özetleyebilirdim. Çünkü o kadar başarım var ki, o kadar ünlüsün ki, o kadar değerlisin ki bizim için. Yani A Milli takımdan kariyerine, Galatasaray kariyerine, Beşiktaş kariyerine, şimdi yeni bir sezon seni bekliyor BOTAŞ'a kadar. Çok değerli bir kadın sporcu figürüsün. Tekrardan teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğun için. Ben bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ve ilk Türk kadın basketbolcu olarak konuğum oldun. Nasılsın? İyi misin? Neredesin? Teşekkür ederim. İyiyiz. Kamptayız. Size kamptan bağlanıyorum. Biliyorum. İdmanlarımıza başladık. Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Biliyorsunuz uzun bir süreç yaşadık bütün hepimiz yani korona dünyasında. Umut ediyoruz. Güzel bir dönem bizi bekliyordur. Sağlıklı bir şekilde. Tek temennimiz bu şu anda. Evet, aynen öyle. Adana'dasın şu anda değil mi? Kampta, BOTAŞ'la evet, birlikte. Evet. Peki ben şimdi program formatı olarak izlemişsindir ama ben bayağı eskiye gideceğim. Tamam. Hatta şöyle Orhan Korkmaz'a kadar gidiyorum. İzmir'de. İzmir'de senin öğretmenin Orhan Korkmaz seni basketbola teşvik etti. Bize o dönemle başlayabilir misin? Nasıl bir küçüklük geçirdin? Basketbola nasıl başladın? Öncelikle gerçekten bunları anlatırken ayrı bir heyecan oluşuyor bende. Çünkü İzmir'den çıktım diyeyim ilk başta. İlkokul 4. ya da 5. sınıftaydım ve okulda seçmeler vardı. Tabii o güne kadar basketbol topunu bile elime almadım. İpincecik de böyle kız çocuğuydum, böyle ayak bileklerim falan kırılacak falan diye dalga geçerdik hatta. O gün okuldaki seçmelerde Orhan hocam sağ olsun onun sayesinde seçildim. Ve o gün benim basketbolla aşkım başladı diyebilirim. İyi ki o varmış, iyi ki o gün o beni görmüş. Hala da iletişimimiz sürer kendisiyle. O da çok mutlu benim adıma. Ben de gerçekten onunla bu iletişimi kurabildiğim için de kendimi şanslı hissediyorum. Ama dediğim gibi o gün seçildim ve benim bu aşkım başladı diyebilirim. Peki basketbolcu olma hedefinde miydin profesyonel olarak yani kariyerinde yoksa başka bir meslek dalına da yönelmiş miydin basketbol oynarken? Yani şöyle tabii ilk başta bunun bilincinde olmuyorsunuz. Çok ufak yaşta başlıyorsunuz sonuçta. Bu süreç ilerledikçe kafamda canlandı evet. Mesela hani ilkokulda böyle bir şey yoktu belki. Ortaokula gidince acaba hani ben de milli takımda oynayabilir miyim? Bu sefer olimpiyatları böyle televizyon veriyordu, onu izliyordum, milli takımları izliyordum. Tabii böyle kafamda canlanıyordu ve hedefler oluşturuyordum kendi kendime. Bir de bir dönemde yani İnönü Lisesi ile Türkiye ikinciliği, aynı senede 1. Oğuz Kağan Koleji ile dünya ikinciliği var. O dönem nasıl? Çünkü o dönemin ayrıntılarını ben bir yerde bulamadım. Eminim ki seni izleyenler, takip edenler de bilmiyordur. O dönem nasıldı? Şöyle biz İzmir'de kulüpler birleşip, çünkü biliyorsunuz İzmir'de gerçekten çok yetenekli oyuncular da var. Evet. Orada kulüpler birleşip bir lise takımı oluşturmuştuk ve hedefimiz vardı Türkiye şampiyonluğu. Tabii ki de finale kadar yükseldik. Orada Oğuz Kağan Koleji vardı ve Türkiye ikincisi olduk. Tabii bu İzmir adına da çok büyük bir başarı gerçekten. Çok, çok. Sonra Türkiye şampiyonu olanın Türkiye'den oyuncu alma hakkı vardı. Ve onlar da seçti ve bu sayede dünya şampiyonasına gitme hakkı kazandım ben de. Bu benim için hem biraz buruk aslında kendi takımımla gitmeyi tabii ki de daha çok isterdim. Ama ayrıca hani orada bayrağımızı temsil etmenin vermiş olduğu gurur falan hani inanılmaz heyecanlandırmıştı beni. Ve oraya giderek dünya ikinciliği başarısını elde etmiştik Oğuz Kağan Koleji ile. Ya ne kadar güzel. Zaten liseden beri milli formayı giyiyorsun sen öyle değil mi? Ortaokuldan beri ya zaten senin için eminim ki müthiş bir gururdur ama ya bir de şöyle bir şey var, profesyonelsin, küçük yaştasın, genç bir kızsın, onun da verdiği zaten hayatla alakalı böyle güzellikler, hayatla alakalı senin hedeflerin, koyduğun hedefler o dönemde nasıldı bir kız çocuğu olarak? Ya şöyleydi, bir kere zaten ben o basketbol topunu elime aldıktan sonra beni ailem böyle sokaktan toplayamıyordu. Benim idmanım bitiyordu. Ben hala sokakta böyle erkeklerle falan oynuyordum. Gerçekten inanılmaz seviyordum, aşıktım. Böyle topla uyuyordum falan.
Tabii sonra böyle televizyonda hep onu herkese de söylerim zaten. O dönem böyle olimpiyatlar vardı. Tabii ben o zaman çok ufağım. Ve işte Amerikan milli takımını izliyorum. Böyle İspanya var, onları izliyorum. Ve Amerikan milli takımından Lisa Leslie'yi biliyorsunuz, onu izledim. Ve gerçekten o zaman böyle hayran olmuştum. 9 numara, işte ipincecik atlet, maç yapan ilk kadın basketbolcu falan. Yani gerçekten hani o dönemlerden sonra hayallerim tabii ki de bir tık arttı diyebilirim. Hedefim inşallah milli takımda ben de oynarım. O gururu yaşarım. Milli takım, yani bayrağımızı dalgalandırırız, temsil ederiz. Ya binlerce şey böyle kafamdan geçiyordu. Ve yavaş yavaş o hedefler hani kafada yerleşiyor diyebilirim. Evet, hatta 9 numarayı seçme nedenin o olabilir mi? İdol olarak aldığın basketbolcu. Evet, kesinlikle. Sonra da 8 yıllık bir Galatasaray serüveni yaşıyorsun. 2 Avrupa Kupası kazanıyorsun. O senin için nasıl bir sayfaydı hayatında ve kariyerinde? Ya tabii ki önce ilk başa da dönmek lazım. Bana bazen şey soruyorlar, neden yani neden Ceyhan'ı tercih ettin? Hani neden İstanbul'a büyük takımlara gelmedin diye. Ben şu anda da mesela onu düşündüğümde iyi ki Ceyhan'ı tercih etmişim diyorum. Çünkü çok genç bir yaşımdaydım. Acaba oynar mıyım, oynamaz mıyım? Hani gelişimim için neresi doğru olur diye düşündüğümde Ceyhan'ı tercih ettik. Ve ben o yaşta oynuyordum. Çünkü belki de başka orada hani Ceyhan gibi bir yere gidiyorsunuz ve hedefiniz basketbol. Tamamen ona odaklanıyorsunuz. Ekstra idmanlar olsun, hani ablalarınızın desteği olsun. O yüzden ilk oraya gitmişim diyorum. Gençlere de bazen onu diyorum. Oynayabileceğiniz yeri tercih edin falan diye. Sonra tabii ki de Galatasaray serüvenim başladı uzun yıllar boyunca. O kupaları falan söylediğinizde tabii ki de öncelikle hani Türk kadın basketbolu açısından inanılmaz büyük bir gurur bunlar. Biliyorsunuz dünyada, yani dünyada demeyeyim, Türkiye'de bazı şeyler hani başarılar gizleniyor gibi oluyor hele şu son dönemlerde. Evet. Ama inanılmaz güzel başarılar ülkemize getirildi. Ve tabii ki de o kupayı alabilmek, orada bilmiyorum Avrupa'nın en iyileriyle oynayabilmek inanılmaz bir gurur verici tablo tabii ki de. Evet, ben birazdan şimdi yine konuyu açtığından dolayı o konuya girmek istiyorum. Birazdan Galatasaray'ı ve Ekrem Memnun'u konuşmak istiyorum seninle. Fakat öncesinde bu Bria Hartley de konuğum olmuştu. İlk kadın basketbolcu olarak konuğumdu. Ona da yönelttim bu soruyu. Kadın basketboluna verilen değeri sen nasıl tanımlarsın? Yani şöyle, ülkemizde bence bu tabii ki de başarıyla doğru orantılı. Aslında belki de üzücü ama ne kadar başarılı olursanız bence değer o kadar veriliyor. Biz kadın milli takım olarak olalım, kulüpler bazında olalım. Ülkemize çok güzel başarılar getirdiğimize inanıyorum. Bir kere bir olimpiyat var. Hani evet, iki kere olimpiyatlara gidebilmeyi yaşadık. Orada bayrağımızı dalgalandırmayı başarabildik. Gerçekten olimpiyat denilince bile benim tüylerim diken diken oluyor. O yüzden inanılmaz büyük başarılar geldi ülkemize. Ve tabii ki de bu başarılardan sonra ilgi arttı, artmadı diyemeyiz. Ama tabii ki de mesela gazetelere baktığında ufacık bir paragraf görüyorsunuz hala kadın basketbolla alakalı olarak. Tabii ki de gönlümüz ister ki tribünlerimiz sadece böyle derbilerde değil, bütün maçlarda da olsun. Bütün aileler, çocuklar, anneler, herkes gelsin. Sadece bir paragraf almasında daha çok yer alsın. İnşallah bence bunlar da olur diye düşünüyorum. Ben de olacağına inanıyorum, öyle de istiyorum. Çünkü kadına basketbol çok yakışıyor. Ben öyle düşünüyorum, sen de öyle düşünüyorsun diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Evet, ve herkes de böyle düşünmeli. Kadına futbol da çok yakışıyor, basketbol da yakışıyor. Her türlü spor, sanat dalı, her türlü meslek kadına yakışıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum ben. Peki, şimdi kadın basketboluna tekrardan geçeceğim. Ekrem Memnun. Şimdi Galatasaray'da sen oynadığın dönemde inanılmaz derecede verimlilik sağladın. Ekrem Memnun'la oynadığın süre içerisinde, yani koçluğunu yaptığı dönemde. Sen onu nasıl bir antrenör olarak tanımlarsın? Ya bir kere Ekrem abi gerçekten benim için çok farklı bir insan. Hani bir kere babacanlığı zaten hani tanıyan herkes de aynı şekilde düşünüyordur. Ve Galatasaray'a geldikten sonra inanılmaz bir ortam oluştu. Belki hani ilk dönem oynamadığım zaman da olmuştur. Ama asla o pes etmemize de izin vermedi. Çok güzel bir aile ortamı yarattık hep birlikte orada. Ekrem abinin o basketbol zekası, hani bizden ne alacağını o kadar iyi biliyor ki, hani gerçekten çalışmak lazım diye düşünüyorum. Benim için de yeri çok farklı gerçekten. Hem beni normalde 4 numara oynuyordum. 3 numara pozisyonunu hazırlayıp
hani orada avantaj sağlayacağımız pozisyonlarda da kullandı. Zaten kişiliği karakteri olsun benim için çok ayrı bir yeri var Ekrem abinin. Peki nasıl dokunuşları var yani kadın basketboluna sence Ekrem Memnun'un? Yani yaptığı spesifik hareketler veya verdiği püf noktalar neler? Bize biraz özetler misin onları da? Ya şöyle bir kere Ekrem abi çok hırslı ve bu hırsı kesinlikle takıma da yansıyor. Mesela bizim oynadığımız setler olsun hani o kadar zaten önce hani keyif almalıyız basketboldan diye düşünüyorum. Ben mesela oynadığımız setleri bile inanılmaz seviyordum. Söylediği ya da hani bir hamle yapıyordu gerçekten dediği oluyordu böyle. Hani o yüzden inanılmaz bir güven vardı takımla Ekrem abi arasında. Hani bunlar zaten o aile ortamını, güveni, her şeyi oluşturduktan sonra başarıda kaçınılmaz diye düşünüyorum. Evet, Galatasaray'da senin hayatında zaten çok önemli bir yeri var. 8 yıl az bir dönem değil senin için. Galatasaray camiasıyla da şimdi yakınlık yaşıyor musun? Mesela seni gördüklerinde hala Galatasaray'a geri gelme şansın olup olmadığını soran taraftar grubu var mı? Çünkü bana öyle mesajlar da geldi. Yani tabii ki de mesaj atanlar da var. Sonuçta kötü bir şekilde bir şeyler yaşanmadı orada. Her şekilde oraya gittiğimizde biliyorsunuz son işte Beşiktaş'ta oynadığım zaman oraya maça gittiğimizde de hala selamlaştığım, hala tur sorduğumuz insanlar var. Tabii ki de bu mutluluk verici. Sonuçta biz sahada emek harcıyoruz, fedakarlıklar yapıyoruz. Daha dışında da ayrı bir karakterimiz var hepimizin. O yüzden böyle şeyler önemli diye düşünüyorum ve iletişim gerçekten bu kısım hani önemli bir kısım diye bakıyorum ben. Evet ben de öyle düşünüyorum. Aynı şekilde düşünüyorum. Bir de ben şimdi senin basketbol stiline de biraz önem vermek istiyorum. Hatta seninle konuşmak istiyorum. Çünkü şutun senin göğüs hizasında değil, benim izlediğim highlightlarında, maçlarında da öyle göğüs hizasında değil, genelde havaya bileğini çıkarıp atıyorsun ve perdelemelerin inanılmaz derecede switch yapıyorsun. Çok iyi asistlerin var. Savunmada çok iyisin. Sanken, ya benim izlediğim şey, yani ben izlediğim şekli sana özetliyorum ve tanımlıyorum. Ama sen kendi stilini nasıl özetlersin? Bir kere yani hani buna da Orhan Hoca'ya geleyim aslında. İlk baştan beri aslında hep bizi öyle öğretti. Hani yukarıdan atalım. Tabii o zamanlar çocuğuz böyle gücümüz yetmiyor belki ama hani sürekli ben ne bileyim Yıldız Milli'de hani olsun ya da Genç Milli'de olsun hep böyle yukarıdan atmaya alıştım. Ve bu güçlendikçe de tabii ki yerine oturdu. Bir de gerçekten bu iş evet çok güzel bir spor yapıyoruz. Ama ben görselliği de çok seviyorum galiba. Hani bir hani erkek gibi atışlar yaparlar derler ya böyle hani gerçekten yukarıdan hani gayet bizim kadınlarda da öyle atanlar çok var yani. O yüzden ya o stil bilmiyorum ilk baştan beri herhalde öğretilen bir şey diye düşünüyorum. Asisti çok seviyorum. Belki de hani çok maç izliyorum. Bunun etkisi olabilir. Çok severek izliyorum. Hani hem kadın maçları olsun hem erkek maçları olsun. Ayırt etmeksizin. Ayırt etmeksizin evet, evet. Bahar bir de 2016'dan sonra Yakın Doğu Üniversitesi ile bir basketbol kariyerin. Yani basketbolda yeni bir sayfa açılıyor hayatında. Ve takım kaptanı oluyorsun. O dönem nasıldı? Ve bu arada Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırıyorsun 2017'de. Nasıldı o dönem? Şöyle biliyorsunuz bir 2 yıl süren bir kısa süreçliyim yani. Orasının kuruluşu, amacı gerçekten hani belki hepimizin beklediğinden çok farklı gelişti. Ben mesela gerçekten herhalde bir anda karar verdim. Çünkü uzun bir Galatasaray dönemimden sonra zorlu bir karardı benim için. Ama onların düşünceleri, hedefleri, bakış açıları gerçekten bana uydu diyeyim. Ve tamam deyip kabul edip gittim. Orada da gerçekten inanılmaz bir aile ortamı oldu. Zafer abinin önderliğinde diyeyim. Gelen yabancılarımızın kalitesi zaten tartışılmazdı. Çünkü düşünün yepyeni bir takım ve ilk sene bütün kupaları alıyorsunuz. Hani bu bir tesadüf olamaz. Gerçekten bizim idmanlarımızı herhalde şu anda böyle mutlaka vardır duruyordur videoları. İdmanlarımızı izleseniz. Böyle kemik sesleri falan gelir derler ya gerçekten öyle idmanlar yapıyorduk biz. Yeri geliyor idmanımıza erkek oyuncular geliyordu hani bizim gelişimimiz için, sertliğimiz evet. için hani bize yarar sağlasın diye. Orada inanılmaz güzel bir atmosfer ve ortam oluşturmuştuk ve çok kısa bir süreç içinde aile ortamını yaratıp hani o enerjiyi yakalayıp çok güzel başarılar elde ettik. Yakın Doğu'da kazanılan kupadan sonra hayatında Beşiktaş sayfası açılıyor ve Beşiktaş'ın perilerinden biri oluyorsun. A milli takıma sonra geçeceğim. Beşiktaş nasıldı?
Beşiktaş'ta istediğin, yani kariyerinde nasıl bir adım oldu senin için? İstediklerine ulaşabildin mi? Şöyle bir şey, o transfer sürecim de yakında onun kapanmasıyla, zaten normalde orada sözleşmemiz devam ediyordu. Kapanmasıyla birlikte hepimiz şok olduk. Hani nasıl ya, kapanmıyordur herhalde falan diyoruz ve hala inanamadık. Çünkü iki yıl boyunca bu kadar güzel başarılara imza atan bir takımı herhalde kapatmazlar falan diye düşündük. Ama ne yazık ki kapandı. Sonra hepimiz için, bütün takım arkadaşlarım için farklı bir süreç başladı. Benim için de gerçekten bunu da anlatırken çok mutlu oluyorum. Çünkü ben öyle hissederek gitmek istedim. O zaman bir yurt dışında bir takım vardı. Fakat Beşiktaş'ın teklifini duyunca ben direkt orada oynamak istedim. Heyecanlandım ve kabul ettim. İki yıl boyunca da orada oynadım ve gerçekten inanılmaz güzel de anılarım oldu. Zorluklarımız oldu. O zorluklardan bütün takım olarak, bütün genç arkadaşlarımız olarak çok güzel çıkmayı başardık. Özellikle bu sene benim için çok farklıydı. Çünkü çok geç kurulan bir takımımız vardı. Ve herkesin bakış açısı, acaba düşerler mi, yapabilirler mi, nasıl olur bakışıydı. Ve biz ilk belki de 4 ya da 5 hafta yenilgiyle başladık. Ama hiçbir zaman, hani gerçekten karakter önemli diyoruz ya takımlarda, gerçekten çok önemli. Hiç kimse down olmadı ve pes etmedi, bırakmadı. Biz yenildiğimiz maçtan sonra bile o idmana hani sanki yeni başlıyoruz, hadi deyip mutlu bir şekilde ve daha çok çalışarak azimli bir şekilde çıktık. En gencimizden en yaşlımıza kadar, antrenörümüzden menajerimize kadar. O yüzden bu bakış açısı, mücadele bizim istediklerimize doğru yol almamızda önemli bir faktördü diye düşünüyorum. Belki de düşecek diyen insanlar bizi Türkiye Kupası'nda ilk turu geçerken görünce şaşırmışlardır diye bakıyorum olaya. Çünkü gerçekten evet, isimler çok önemli ama sahaya koyduğumuz mücadelenin önemi apayrı, tartışılmaz. Mesela Türkiye Kupası maçına geleyim oraya da. En önemli iki oyuncumuz sakat. Bir yabancı oyuncumuzun annesine rahatsızlığı vardı, o gelemedi. En önemli oyuncumuz gardımızdı, onun kasında problem vardı, o gelemedi. Ve biz sahada tek yabancıyla belki de bütçe olarak, kalite olarak, hani her ne denilirse bilemiyorum, bizden üstün takımı ilk maçta elemeyi başardık. Gerçekten bu takım ruhunu sahaya koydu. Hani ben hep onu diyorum. Hala da gençlerle dün konuştuk, hatta abla çok özledik, ettik falan diye. Hani gerçekten çok değerli insanlarla birlikte mücadele ettim orada. O yüzden bu senenin hani önemi biraz daha farklıydı benim için. Çünkü hep birlikte o zorluklara karşı göğüs germeyi başardık. Aslında Beşiktaş, yani geçtiğimiz sezon olarak söylüyorum, hem kadın basketbolda hem de erkek basketbolda yabancı oyunculardan çok verim alamayarak aslında çok büyük başarılar elde etti. Ediyordu da, fakat virüs geldi. Evvelinden birkaç problem oldu. Ama evet, söylediklerine katılıyorum. Bir de ben şunu soracağım. Avrupa'ya gitme şansın vardı senin Galatasaray'da oynarken. Öyle okudum. Ve sen Ekrem Hoca'dan dolayı Galatasaray'da kalmayı tercih ettin. Bu doğru bir bilgi mi? Ya hangi sezon tam hatırlamıyorum ama İspanya'dan bir teklif vardı. Ama zaten şöyle düşündüm. Hani ben ülkemde hani oynamayı zaten daha çok istiyorum. O ayrı bir şey. Bir de hedefi olan bir takım. Hani şampiyonluk amacı olan bir takımda. O yüzden Ekrem abiyle çalışmayı çok daha fazla istemiştim o dönem zaten. Evet, tamam. Peki onu da öğrenmek istedim sende. Çünkü yazıyordu birkaç yerde. Onu da sormak istedim. Şimdi A milli takıma geçiyorum. BOTAŞ'a geçmeden önce. A milli takım senin hayatına neyi ifade ediyor? Milli formayı taşımaktan bahsettik az önce. Ama bir kadın olarak, bir kadın basketbolcu olarak neyi ifade ediyor hayatında? Ya gerçekten çok farklı bir duygu. İnşallah genç arkadaşlarımızla da konuşurken inşallah gerçekten o duyguyu yaşarlar. O kutsal formayı üstünde taşırken o ayrı heyecanı, gururu, orada maça çıkmadan önce okuduğumuz İstiklal Marşı'ndaki o tüylerimizin diken diken olması, ne mi, olimpiyatları, yani bunları ben böyle anlatırken bile gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Çok ayrı bir gurur. Hele ki o kürsüye çıkmak, madalya almak, yani insanın gözleri doluyor gerçekten. Ama benim için de küçüklüğümden beri, yani Yıldız Milli Takım'a ilk çağrıldığım günden beri olan heyecanım şu anda da hala aynı şekilde devam ediyor. Sonuçta orada ülkemizi temsil ediyoruz, bayrağımızı hepimizi dalgalandırıyoruz, marşımızı okuyoruz. Gerçekten inanılmaz, inanılmaz güzel bir duygu.
Peki yaşadığın, başına gelmiş olan en komik anıyı A milli takımda, belki takım arkadaşlarınla, koçla, taraftarla böyle yaşadığın komik bir anı varsa bize anlatır mısın? Ya mutlaka çok vardır. Çok vardır mutlaka. Ama şu anda hani böyle sorunca pek hatırlayamayabilirim. Ya yani o da arkadaşım. Yaz dönemlerimiz falan inanılmaz. O da arkadaşım zaten milli takımda da hani Tilbe. Hani ikimiz zaten bir araya gelince hani komik olmama ihtimali yok. Hani bilmiyorum, hani şu anda çok aklıma gelemiyor ama yani her anımız komik geçiyordur kesinlikle. Niye bunu sordum biliyor musun? İki ay kampta kalıyoruz. Çünkü A milli takımla bir oyun yapılmış işte, hatta Irmak yapmıştı size, sorular soruyor. Cansu var, sen varsın, Olcay var bir de galiba hatırladığım kadarıyla. Yani benim son zamanlarda izlediğim, böyle sporcu olarak izlediğim en komik videolardan biriydi. Kimyanız o kadar iyi ki yani mutlaka başınıza komik bir şey gelmiştir diye soruyorum. Ama bir de böyle mesela gizli sosyal medya hesapları konuşuyorsunuz orada. Yani bir de kız kadın sporcular olarak da yani muhakkak çok eğleniyorsunuzdur. Bir kadın sporcunun, yani genel olarak bir kadın sporcunun bir kamptaki odası nasıl oluyor? Otel odasının görüntüsü nasıl oluyor? Yani içinde ne oluyor? Parfümler, makyaj, saç, yani nasıl bir görüntü var orada? Şöyle bir şey, yani benim odam diyeyim, Tilbe ile hani odamdan bahsedeyim. Bir kere ben kampa giderken benim işte fön makinem, düzleştiricim, cildimle alakalı maskelerimden tutun bütün her şeyim yanımda olmalı. Ay, kendimi kötü hissederim yani, yanımda olmazsa kendimi kötü hissederim. Hani benim odama biri girdiğinde hani Bahar bu ne falan dediği oldu. Ama ben gerçekten çok seviyorum. Hani bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor. Hani bakım olsun, ne bileyim ojeler olsun, şunlar olsun, saçımızda hadi farklı bir şeyler yapalım olsun. Benim hoşuma gidiyor. Aynı şekilde Tilbe ile o uyumumuz çok güzel. Yani bizim odamız biraz daha böyle bakım anlamda fazla. Ya bu soruyu zaten ben başka hiçbir erkek basketbolcuya soramayacağım için o yüzden her zaman da sormak istemişimdir. Sana yönelttim. Ama tabii ki daha renkli görüntüler vardır muhakkak kadın olduğumuz için, olduğun için. Bir de şöyle bir şey var. 2008 yılına geri döneceğim. Şimdi A-Milli takımı konuşurken aklıma geldi. 2008 yılında FIBA tarafından Avrupa'da yılın genç bayan basketbolcusu ödülüne layık gösterilmiştin. Bu hepimiz için büyük bir onur ve gurur. O dönemde neler hissettirdi bu ödüle layık gösterilmek bir kadın olarak? Ya şöyle, gerçekten benim için inanılmaz bir gururdu. Ve altyapılarda hani böyle bir şeye aday gösteriliyorsa o dönemde çok güzel başarılar da oldu. Hani altyapıda Ümitler'de dördüncü olduk, en iyi beşe seçildim. Hani bu altyapıda hani çok 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 önemli heyecanlar benim için. Tabii ki de hani böyle bir şey ülkemizde adını hani göstermek diyeyim, hani Türk oyuncu olarak hani Avrupa'da adının olması diyeyim, hani gerçekten benim adıma ve ülkem adına da mutlaka çok gurur verici bir tablodur. Evet, bizim hepimiz için çok gurur verici tablo. Zaten A milli takım kadın basketbolu da hepimiz için çok büyük bir gurur. A milli takımın önümüzdeki yıllar için hedefleri neler? A milli kadın takımının. Şöyle diyeyim, biliyorsunuz son Avrupa şampiyonası bizler için kötü geçti. Ne yazık ki. Bir jenerasyon değişikliğimiz var. Hepimiz bunun adaptasyon sürecinin en iyi şekilde geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Umuyorum ki, biliyorsunuz elemeler oynandı, ilk turu oynandı. Bakalım ikinci turu oynanabilecek mi öncelikle hani koronadan dolayı. Tekrardan hak ettiğimiz yerlere geri döneceğimize inanıyorum ben. Türk kadın milli takımı her zaman o kürsüye çıkmayı hak ediyor diye bakıyorum. Orada bayrağımızı, İstiklal Marşımızı, inanılmaz hani o gururları yaşadığımız için şu anda anlatırken bile heyecanlanıyorum dediğim gibi. Tekrardan inşallah madalya kazanacağımız günleri yakalarız hep birlikte diye bakıyorum. Evet, hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz ve inanıyoruz sizlere, Pota'nın perilerine. Şimdi BOTAŞ sayfası senin için açılıyor. Senin gibi Işıl için, Tilbe için ve daha çok genç arkadaşlar için de yeni bir takım yapılanması oldu gördüğümüz kadarıyla basketbol izleyicileri olarak. O takım yapılanması nasıl gelişti? Çünkü hepiniz birden BOTAŞ'la imzaladınız. Ya evet, aslında zor bir süreçti. Kendi adıma bahsedeyim öncelikle. Bir 15 yıldan beri herhalde İstanbul'da oynuyordum ve bir anda BOTAŞ mı, hani şehir Ankara, hani olur mu olmaz mı, hani hep birlikte olunca böyle güzel bir yatırım var, hedef var.
Ve neden olmasın dedik. Milli takım oyuncuları olarak orada olacaksınız. Ve tekrardan bir başarı yakalamak hedefi var. Bilmiyorum, hani zor oldu belki benim için ilk başta bu kararı vermek. Ama dediğim gibi Işıl'ın, Tilbe'nin, Ayşe Cora'nın olması Ayşe önemli Cora. Bir faktördü. Evet. Hep birlikte burada inşallah güzel başarılar elde ederiz. Hepimiz için yeni bir başlangıç oldu öncelikle. İnşallah dediğim gibi güzel başarılar elde ederiz burada. Yani çok güçlü bir kadro izleyecek gibi duruyoruz zaten. Şu anki kamptaki hazırlıklar nasıl gerçekleşiyor? Çünkü Covid-19 var hala. Şu an kesinleşen bir durum söz konusu değil spor liglerinde. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz bu süreçte? Ya dediğiniz gibi gerçekten hani korona döneminde hepimiz ayrı kaldık basketboldan. Tabii ki kendimiz egzersizlerimizi, idmanlarımızı yapabildiğimiz kadar yaptık diyeyim hani olanaklar sayesinde. Biliyorsunuz salonlar, spor salonları, fitnessler her yer kapalıydı. Şimdi de bu süreç sezon ne zaman başlayacak? Hani Ekim başı deniliyor. Bakalım hani bu süreç ne gösterecek bizlere. Biz de kampımıza başladık. Tabii ki de bu uzun aradan sonra hepimizin yavaş yavaş başlaması gerekiyordu. Bizim abi programımız var şu anda. Adım adım ilerleyip sezona kadar hazır olacağımız bir programımız var. Dediğim gibi inşallah öncelikle sağlıklı bir sezon olur hepimiz için. Evet evet, inşallah sağlıklı olur, hiçbir sorun olmaz. Yani oynanır oynanmaz ama hepimiz sağlıklı bir şekilde oluruz diye ben de belirtmek istiyorum. Şimdi son ben seyirciden gelen sorulara geçmeden evvel çok önemli bir konu var aslında. Bahar'ın basketbol atölyesi diye. Senin bir projen var. Bize o projeden bahsedebilir misin? Şöyle bahsedeyim. Öncelikle bu projeyi hani nereden çıktı diye bakayım. Benim çalıştığım şirkette, Talent 360 şirketi adı altında, Burak'la konuştuğumuz zaman hani ne yapalım? Ben çünkü hani gençleri çok seviyorum ve onların gelişimi için bir şeyler yapmak istiyorum dediğimde. Hani oturup konuştuk, neler yapabiliriz, ne yapalım? Ve aklımıza yepyeni bir şey geldi, özellikle Burak'ın aklına geldi diye. Gençlerin evet saha içinde zaten takımlarda antrenörler yeteri kadar onlara idmanlarını, gelişimi için her şeyi sağlıyorlar. Ben de düşündüm ki işte hani saha dışında beslenme uzmanımızdan psikoloğumuza hani her şeyi onlara öğretebilelim bu işin profesyonelleri tarafından. Ve çok güzel bir ekip kurduk. Psikoloğumuz olsun, sporcu psikoloğumuz olsun, beslenme uzmanımız olsun, antrenörümüz olsun, menajerimiz olsun. Hani onlara hem benim hayatımdan örnekler vererek hem de bu işin belki ben hatta o programda kendim de notlar aldım. Çünkü öğrenmenin yaşı yoktur. Hani onlara öğretici olarak hani hayatlarında neler yapması gerektiğini, idmandan çıktığında belki şunu yersem daha iyi olur diyebileceği bir cümleyi hani onlara aşılamak istedik. Normalde korona dönemi olmasaydı bu projemin ilki canlı bir şekilde hani yerimiz her şeyimiz hazırdı. Genç arkadaşlarımla birlikte hep bir araya gelip gerçekleştirecektik. Fakat bu süreçten dolayı bunu online olarak yaptık. Ve ilk başta açıkçası hani tereddütlerim vardı ama beklentiden daha iyi geçti diyebilirim. Ne kadar güzel. Katılım, evet katılım olarak ve gerçekten medyada da bu kadar yer bulması beni çok mutlu etti. Çünkü burada amacım gerçekten genç kızlarımızın yararına olabilecek her şeyi hani bu işin profesyonelleri tarafından onlara iletmekti. Ve umarım yararlı olmuştur. Bu projemin devamı gelecek inşallah. Onların yararına olabilecek her şey için mücadele edeceğim diyeyim. Bakalım. Ne kadar güzel ya. Umarım süper olur. Ve yani şu Covid dönemi bir geçsin. Seni stüdyomuza da ağırlamak isteriz. Seninle bu konu hakkında özellikle çünkü bu çok önemli bir şey. Bir kadın olarak, bir kadın sporcu olarak ve kadınlara yönelik yapılan bir proje olarak bu çok değerli bir şey. Bunu seninle daha da uzun uzun konuşmak isterim açıkçası. İnşallah. Ben de çok isterim. Şimdi Bahar, sana gelen çok soru var. Yani 4 soru yazdım. Hatta gösterebilirim, telefonumda da şeyleri var. Hatta şöyle bir göstermek istiyorum aldığım şeyleri. Şöyle birinci sayfamız, böyle bir sürü ikinci sayfamız, üçüncü sayfamız, dördüncüde de daha şey yapamadım, dördüncü de var. Yani bir sürü soru geldi senin için. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Kariyerinde beraber oynamaktan keyif aldığı 1, 2 ve 5 numara kimdir? Bunu Türk cevaplayayım direkt. Tabii Türk cevapla. Türk cevapla evet. Yani bir numara Işıl'ı söyleyebilirim tabii ki de. Onunla oynamak hani bence çok daha farklı. Hem Galatasaray döneminde uzun bir süre beraber oynadık hem milli takımlarda da. Ya bayağı uzun dönemden beri Işıl'la birlikte oynuyorum.
İki numara olarak Meral ablayı çok seviyordum ben iki numara olarak gerçekten milli takımlar. Yani onun jenerasyonunu yakaladım. Onunla birlikte oynadım. Beş numara olarak da şu anda hani milli takımımızda ülkemizde hala devam ediyor. Q var biliyorsun. Hani onunla oynamak da ayrı bir şey. Topu havaya atıyoruz falan alıyor ya da reboundları, o mücadelesi, sertliği falan. Hani onlarla oynamak bana çok zevk veriyor. Ama dediğim gibi hani diğer Türk oyuncularımız da inanılmaz başarılı ve yetenekli. Hani sadece şu anda hani en net belirtebileceğim isimler. Evet, çok güzel isimler söyledin zaten. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. NBA'de favori oyuncusu kim? NBA'de favori oyuncum kim? Arkamda da resmi var. şurada resmi var. Kral olarak geçiyor kendisi. Ya bunu bilmiyorum galiba, biliyor musunuz? LeBron diyebiliriz bence. Bilmiyorum, onu demek istemiyorum galiba. Tamam, evet. O zaman buna... Bunu geçelim. Tamam, politik oluyoruz ve geçiyoruz, cevap vermiyoruz bunda. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. En çok attığı hangi sayıya sevindi? Aslında şöyle söyleyeyim. Mesela olimpiyatlardaki biliyorsunuz hani son saniyede yenildiğimiz İspanya maçı hani benim için çok önemliydi. Hani sayı anlamında demeyeyim de oradaki performansım ve bir tane koyduğum blok hala arada yayınlanıyor böyle. Hani onu izliyorum arada böyle insanlar yayınladığında. Hani onu diyebilirim şu anda. Ama tabii ki de hani mutlaka vardı da hani aklıma gelmiyor. Bu sene Beşiktaş'ta mesela tam devre arasına girerken son saniyede kaldırıp attığım bir atış vardı. O girmişti. Ona inanılmaz mutlu olmuşum. Avrupa maçıydı galiba. Hı hı. Başka bu arada çok güzel bir soru. Gelenler bu kadar diyeyim. Bu arada bu çok güzel bir soru. Yani bunun altını çiziyorum. Çünkü bu soru bana gelmemiş olsa ben soracaktım bu soruyu. O yüzden iyi ki cevapladın. Evet, çok güzel bir soru olarak tekrardan belirteyim. Dördüncü sorumuz, son sorumuz. Normalde üç soru sorarım ama bugün dört oldu. Şimdi bu soruyu sormak istememin nedeni aslında bu da çok şahane bir soru. Çünkü çok kişi senden bunun cevabını bekliyor ve belki de bu yüzden bu bölümü izliyorlar. 16 yaşındayım. Profesyonel olarak basketbolcu olmak istiyorum. Ama geç mi kaldım bilmiyorum. Bahar ablaya sorabilir misiniz? Bana da böyle sorular geliyor ve gerçekten genç arkadaşlarımızın sorduğu sorulara cevap vermeye çalışıyorum diyeyim. Ufacık da olsun bir örnek teşkil edersem, bir yarar sağlarsam bu beni çok mutlu eder. 16 yaşında arkadaşımız, ya bilmiyorum, bence geçtiği bir şey olmasa gerek. Hani amacı, hedefi varsa mutlaka denesin, çalışsın ve kesinlikle bir yerden başlasın diye düşünüyorum. Umarım ona da bu hani bir fikir olur ya da bir ne bileyim hedefte bir rol oynar. Bilmiyorum, hani başlayabilir diye düşünüyorum ben. Evet, peki ben de aynı şekilde düşünüyorum ama ana bir mesaj versen sen altyapıdaki basketbol oynayan genç kızlara nasıl bir mesaj verirsin? Tabii ki de şöyle bir şey, gerçekten zor bir spor yapıyoruz. Kolay değil. Bu yaşantımızda bir sürü fedakarlıklar yapıyoruz. İşte anlatıyoruz milli takımlar. Ben altyapılarda 3 ay kampta olduğumu bilirim. Yıldız biterdi gelince, genç biterdi Ümit'e. Hani belki de kaç sene ben evet tatil yapmadım. Ama bunlar benim belki de yükselmemde çok önemli faktörlerdi. O milli takım formasını taşımanın gururu hiçbir şeye değişilmez. Onlar da kesinlikle bu yolda bir sürü fedakarlık olacak. Çok çalışmaya devam etmeliler. Hem saha içi hem saha dışı her şeylerine ufak yaştan itibaren bence dikkat etmeye başlasınlar diyorum. Bu çalışmak derken evet herkes çok çalışmak diyor. Ama şöyle bir ayrıntı olması lazım bence. Kendimize yatırım yapmalıyız. Sadece takım idmanına girip çıkarsak, genç arkadaşlarımız için söylüyorum özellikle, herkesle aynı yerde kalabiliriz. Ama kendimiz için eksiklerimize yönelik, ne bileyim belki de bir beslenmeye yönelik, o kişinin kendi eksiğiyle alakalı özel ekstra çalışması onu her zaman bir adım ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Asla pes etmeden çalışmalarını diliyorum onlara.
Çok güzel anlattın Bahar. Gerçekten çok çok güzel anlattın. Evet, programımızın sonuna geldik Bahar, seninle olan bu güzel bölümün. İyi ki konuğumuz oldun. Gerçekten ben çok keyif aldım bu bölümden. Özellikle bir kadın sporcunun odasını konuşmak da çok keyifliydi bir kadın olarak. Umarım önümüzdeki ilerleyen dönemde ligler başladığında tekrardan görüşürüz. Sağlıklı bir şekilde görüşürüz. Ve buradan tekrardan ben belirtmek istiyorum. Genel olarak maskemizi takalım bu dönemde ve dikkat edelim. Yani sen de söylemek ne söylemek istersin bilmiyorum ama seyircilere. Çünkü çok önemli bir dönemden geçiyoruz ve eğer sporu gerçekten tekrardan izlemek istiyorsak çok dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ben de katıldığım için gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah bu dönemden sonra orada birlikte sohbet edip eğleniriz. Dediğiniz gerçekten çok doğru. Tekrardan o atmosferli maçlara geri dönebilmemiz için öncelikle tedbirlere uyalım. Yani bütün kurallara uyalım diyebiliyorum hatta. Misali ben burada idmana giderken de maskemi takıyorum. Hani hijyene, her şeye dikkat ediyorum. O yüzden herkesin tedbirlere uymasını diliyorum. Bahar, tekrardan konuğumuz olduğun için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok kendine sağ olun. Dikkat et. Hoşçakal. Değerli Esport izleyenleri, haftaya yeni bir 3 saniyede çok değerli konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.